Hakikaten çok iyi oyunculara sahibiz. Ve bu şöyle söyleyeyim, bu takım ender gelecek bir takım. Ama hoca yanlış takım çıkarıyor. Oynayabilecekleri oynatmıyor. Sonradan alıyor. Hani eğer hocaya duyulan saygı azalırsa hoca oradan mutlaka gider. Futbol sahası zor bir alandır. Kimse kimseyi rahat, serbest bırakmaz bir defa. Eğer istek varsa, arzu varsa mutlak başarı gelir. Eğer maç kazanamazsan orada seni tutmazlar. 2-2 daha 4. Çünkü çok iyi bir milli takıma sahipsin. En büyük şansın o. Şimdi tabii şöyle bir şey var. Yani Barış Alper bizim kanat oyuncusu. Santrfor değil. Doğru. Ve de, şimdi bir de şey, yani aynı şekilde bizim milli takımda Türk teknik direktörü de olsa, bu şu anlatacağımın sıkıntısı da çok, hem de çok. Büyük etkiliyor çünkü. Düşünebiliyor musun abi? Büyük takımların aşağıdakiler tamam, mütevazi kadrolar kuruyorlar, ediyorlar. Ucuz oyuncular buluyorlar. İyi oynar oynamaz bilmem, ona pek bakmıyorlar da. Oynatıyorlar ama işte iteliyor, kakılıyor, güç veriyor falan şudur bu. Ama diğer taraftan bütün iyi oyuncuların, iyi takımların oyuncuların hepsi, forvetleri hep yabancı. Bir de bu sıkıntı var. Fenerbahçe'de forvette kim var abi? Hepsi yabancı. Galatasaray'a bakıyorsun, yabancı. Beşiktaş'a bakıyorsun şimdi, İmmobile'si, osu busu falan, yine yabancı. Var olanı da oynatmıyor. Mesela sana söyleyeyim. İrfan Kahveci çok iyi oynuyor. Niye oynatmıyorsun arkadaş? O da oturup ağlamayacak o zaman. Ha. Oturup ağlamayacak abi. Zaten ben Montello'nun falan, yani milli takımda falan, yani başarı sağlayacağını falan hiç düşünmüyorum bile yani. Takım üstündeki etkisi, otoritesi falan önü yok yani. Zıp zıp zıplıyordu ama hikaye. Burada Türkçe konuşacak adam, anladın mı? Hoca. Mesela evet. Fatih Terim, ben her zaman o tarafını Fatih Terim'in çok tutarım. Adam Türkçe böyle içeri giriyor diyor falan, şöyle bir şeyler yapıyor falan. Onları harekete geçiriyor. Aynen abi. Doğru. Aynen. Yani bizim Türk futbolcusu böyle oynuyor abi. Doğru. Ama yabancıya buna yaptığın zaman falan, Allah muhafaza yani abi. Bir daha yani selam bile vermez sana ya. Bir de kadro çok iyi bir kadro. Bak arkadaş, eskiden Ankara, İstanbul, İzmir'di yapılan milli takımlar. Ama şimdi çoğu Almanya'da oynuyor, İtalya'da oynuyor, öbür Fransa'da oynuyor. Bunlar bir şanstır böyle bir takım bir ele geçmesi. Yani son yılların en iyi takımı bence. En iyi oyunculara sahip. Peki şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Sor abiciğim. Şöyle aslanlar gibi takımı taşıyabilecek kanat oyuncusu var mı? Şeyde. Bizim milli takımda. Var abi. Kim? Kerem. Bir tarafı. Oraya koy, Kerem'i alıp gitsin. Kerem iyi oyuncu. Kerem iyi oyuncu da abi, eski Kerem değil. Aa yok. Eski Kerem değil. Neyse sen öyle de abicim. Ben aynı fikirde bak, değilim. Göreceksin. Anladım, Barış Alper de sağ tarafta. Sağlıklı bir orta yok ya. Sağlıklı bir orta, güzel bir orta falan yok. Hani Galatasaray şimdi şeye aldılar. Neydi ismi adamın? Osimhen. Evet. Osimhen aldı. Adam havadan mükemmel. Birkaç tane şeyini seyrettim, gönderdiler bana. Ona kim top atacak diyeceksin. Abi kim orta yapacak ona abi? Öyle bir şey ki. Yani öyle mesela Premier Lig'de ya bir ortalar yapıyorlar. Mecbursun ortaya. Ben bile tekrar çıkıp yani kafa vurmak istiyorum topu. Nasıl? İnanılır gibi değil abi. Mecbursun ortaya. Koşarak çıkıyor herif böyle tamam. Abi. Tamam. Böyle bir şey, bakarak vuruyor. Bir de gözünü kapatmıyor. Tamam abi. Bizi neden? Genelde kafayı sağdan vuranlar. Soldan top geliyor, adam çıkıyor. Ama olacak şey değil abi. Mükemmel ya. Mükemmel ortalar yapıyorlar adamlar orada. Orada öyle. Öyle orada gol oluyor abi. Tabii. Vurduğu zaman adam kafayı gol yapıyor.